Roof. Yönetim kurulu başkanımız, pek saygıdeğer annenizin size armağan ettiği bir haftalık detoks ve arınma kampı işte burasına İma Hanımcığım. Ya yine ben bütün kilimi minderin ortasına getirdin boş kot ya. Sıkıldım ben. Efendim, öyle demeyin ne ama. Ne içtin kuzum ya? Biraz böyle sıcak çarpmıştı da böyle bir saat. Yani öyle demeyin, çok rica ediyorum efendim. Ben gelmeden burayı araştırdım. Çok iyi, çok kaliteli bir kamp burası. Buradan çıkınca bir hafta sonunda bambaşka bir insan olacaksınız. Başka bir insan mı? Ben niye papaşka insan oluyorum? Sen papaşka insan ol. Ben papaşka insan olmaya şeyim yok ki. Benim paçalarımda kalite akıyor. Yancı. Yancı. Ben döneceğim ya. Hadi dönek ya. Maalesef Valide Hanım'ın kesin emri var efendim. Bu kampı bitirmeden dönemezsiniz. Ben dönmek istiyorum oğlum. Beni burada kim tutabilir ya? Beni burada kim durdurabilir ya? Boş kod. Bu durdurabilir. Allah'ın emri gibi girdi. Farz, uyacağız. Efendim, hoş geldiniz. Öpüyor mu? Hoş bulduk. Ben detoks ve arındırma uzmanı Kazım Arındırıcı. Çok memnun oldum. Ben de Naime. Yüksek gelirim sebebiyle düzenli et yediğim için kasapların tanınan siması. Bana incik küpeli kız diyebilirsiniz. Bu da benim evlenen bir şeyim İbrahim. O da bizimle derse katılacak. Naime Hanım. Ben geri dönecektim. Arabanın motorunu bile kapatmadım efendim. Beni niye yanınızda tutuyorsunuz şu an? Paniğe bak. Bu ne panik ya? Özür dilerse katıl. Ne var? Allah Allah. Çünkü senin bu ezikliğin, bu takımının önünün kapanmaması, bu takımının renginin aşırı kötülüğü, saçını yine boyamışın. Benim hiç hoşuma gitmiyorsun. Senin bu vasatlığın benim kalitemi ortaya çıkarıyor. O yüzden kalacaksın bir boş kod. Hocam. Allah Allah. Ya dersteki tek dişi kuş ben miyim ya? Evet. O yüzden benimle daha çok ilgileneceksiniz. İlginç böyle. Tabii efendim. Zaten öyle görünüyor ki diğer kursiyerlerimiz gelmemiş. Oy. Bugün böyleyiz. Biz bizeyiz. Ya. Biz bizeyiz dersek kötü olur. Ama öyleyiz. Kimse moralimi bozamaz şu an. Aa, ne güzel, ne güzel. Demek ki böyleyiz. Bugün böyle. Buyurun. Merhaba. Merhabalar. Ay bunlar benim moralimi çok bozar. Aa, geldiniz. Merhaba. Şöyle vereyim canım. Tamam ya, hadi. Bir dakika Naiman, ne yapıyorsun? Pardon ama nedir bu? Efendim Yeter Hanım'la Leman Hanım bizim kursiyerlerimiz, niye para veriyorsunuz efendim? Ay kusura bakmayın bir tanem. Ben sizi böyle pis pasak içinde terlik merlik görünce zannettim herhalde bunlar. Tilenci. Para sıkıştırayım dedim ceplerine. Kusura bakmayın ne olur. Hindistan'dan Tibet'e tam 2 yıldır Yeter arkadaşımla birlikte içimizdeki stresi, nefreti ve öfkeyi yok etmeye çalışıyoruz değil mi arkadaşım? Kesinlikle evet arkadaşım. İşte bu sebeptendir ki bu söylemiş olduğunuz yorumlar için sadece teşekkür ediyoruz. Ne harika kursiyerlerim var. Şahane. Eğer dilerseniz yerlerimize geçelim hocam ve buyurun. Bence artık buyurun. Başlamanın tam da zamanı. Buyurunuz. Ay. Buyurun. Ay. Ay. Naim Hanım iyi misiniz efendim? Bir şey mi oldu? Ay hayır ya. Kadının ağız kokusu gözüme girdi affedersiniz. Hanımefendi. Fukaralığa bağlı bir kronik ağız kokusu olabilir. Doktora görünür. Hiç önemli değil hocam, merak etmeyin ben hallediyorum. Buradan gelen bütün negatifliği içimden gelen pozitiflikle beraber harmanlıyorum ve atomlarına parçalayıp gönderiyorum. Hey. Gitti bile. Harika Yeter Hanım. Şimdi şöyle yapalım, biraz daha altını çizelim onun. Çeşitli negatif şeyler gelsin, cümleler sana. Sen onları içinde güzel mekanizma kurmuşsun, negatifi pozitife çevir, kahkahalarla evrene yolla. Tamam. Tamam mı? Tamam. Getto! Getto kadın. Yollayın, yollayın. Yolluyorum efendim, yolluyorum Haydi efendim. Haydi gelsin. Fukara, fukara sümüğü. Fukara sümüğü. Kilim. Şal da seni. Örük. Ucuz simit. Ah, bütün gelen negatif o güzel sözleri alıyorum. Alıyorum. Al ne yapacağım? Alıyorum. İçimde bir güzel onları harmanlıyorum. Küçük balonlara koyacağım. Ve balonları kahkahalarımla yolluyorum. Ay ağzını açma. Allah'ını seversen.
Harika, harika. Gittiler bile. Harikasınız Yeter Hanım, harikasınız. Buyurun efendim, oturalım lütfen. Buyurun oturalım lütfen. Ay. Şimdi efendim ilk dersimize başlayacağız. İlk dersimiz detoks ve arınma dersi. Sukhasana pozisyonunda oturacağız lütfen. Sukhasana deseniz efendim. Sukhasanadır o evet, değil mi? Evet efendim. Alın efendim. Bağdaş. Hop. Evet. Ya tarlası yanmış emmi gibi ne oturuyor? Herkes bak bağdaş kurdu ne güzel. Tamam tamam efendim merak etme. Ben şimdi hepsini düzelteceğim efendim. Sizin de şöyle azıcık. Ay nasıl? Az şöyle. Biraz da şöyle. Aa. Tamam. Siz efendim şöyle. Aa hocam. Yok bu tarafta. Oo hocam tamam. Oh ağır. Kazım Bey. Tamam güzel oldu. Evet efendim şimdi ilk sorumuza geçebiliriz. Efendim şimdi bu bölümümüzde ruhumuzdaki toksik duygulara veda edeceğiz. Negatif duygulardan arınacağız. Açgözlülükten vazgeçip açlığın ne kadar önemli olduğunu fark edeceğiz. Yani bu aç sefiller için değişik bir deneyim olmayacak herhalde. Evrendeki enerji. Bu güzel insanı negatif duygular beslediği için suçlama. Onu affet. Ya bu ne be? Ben de buna sinir edemiyorum. Farklı bir teknik. İlginç bir şekilde de işe yarıyor. Anladım. Ne anladın ya sen o vitaminsiz beyninle? Nayman niye öyle diyorsunuz? Ben de çeşitli gıdalardan vitamin alabiliyorum efendim. Üç tane elmadan aldığım vitamini mi konuşuyoruz şu anda, kalitesiz vitamin? Şu an bu sukasana pozunda duruyorum. Sizden gelen enerjiyi pozitife çeviriyorum. Harikasın. Benim paramla aldığın hiçbir şeyi bana çeviremezsin ki. Boş koy, seni kovarım ben. Ama lütfen Naime Hanım, lütfen. Hiç agresifliğe gerek yok. Sakin olun efendim. Ya, siz böyle yapınca ben sakinliyorum zaten. Aman ya, çöpünü market poşetiyle dışarı koyan insanlarla ne muhatap olabilirim zaten ya. Pekala. O zaman ilk sorumuz geliyor. Ne gelsin? Yeter Hanım. Niçin buradasınız? Ben buradayım çünkü arınmak istiyorum. Başımdan tam 4 tane talihsiz evlilik geçti. Her türlü kampa gittim. Kendim için iyi olan her şeyi denedim ama içimdeki o öfke, nefret ve sinir duygularından tam olarak arınamadığımı düşündüm. Ama şimdi burada bu yeni insanlarla, sizlerle tanışıp yepyeni bir hayata merhabayı deneyimlemek için geldim. Ay hocam, bu kadın arınmaya değil, aranmaya gelmiş. Sevgili hocam, bakınız ben buraya geldiğimden beri bu kadın konuşarak benim güneşimi gölgeliyor. Nehrimi kurutuyor. Ama lütfen efendim, lütfen, lütfen asla ve kat'a huzurunuzla aranıza hiç kimseyi ve hiçbir şeyi sokmayınız efendim. Evet, Leman. Sevgili Leman, niçin buradasın? Ben Hindistan'dan beri içimdeki stresi, öfkeyi, siniri yokumsamak, sadeleşmeyi içimsemek için geldim. Bütün fazlalıklardan arınıyorum. Az mutluluktur. Doğada ihtiyacımız olan her şey var. Niye kullanmıyorsun o zaman bir tane? Nasıl? Ya diyor ki yüzü etsizlikte böyle kurumuş da kalmış. Yazık ya. İşte ne yapsınlar hocam? Kadının yediği tek et Kurban Bayramı'nda leğen içinde gelen akraba et. Normal, normal. Ne var canım benim yüzümde? Gayet iyi yüzüm. Gariban bronzlu. Nerede görsem tanırım hayatım. Doğru söyle kız. Tatile gitmek imajı vermek için kendini kolaya bulayıp balkona yatıyor mu, yatmıyor mu? Huzurumla arama girmene izin vermeyeceğim. Seni dışlıyorum. Dışlıyorum! Ay git ötede dışla. Minderin üstüne dışladı. Hocam kokar yalnız burası. Ya bu ne ya? Bu ne kalitesizlik be? Ama Naime Hanım lütfen. Ne? Sen böyle yapınca geçiyor benim. Tamam, tamam sustum. İbrahim Bey, siz söyler misiniz sevgili Boşkot? Siz neden buradasınız? Naime Hanım istediği için buradayım. Ama bu ders bana sorgulamayı öğretti hocam. Gerçekten ben neden buradayım? İnsan neden var? Ben ne istiyorum? İstek nedir? Arzu. Niye var? Bu koskocaman evrende küçücüğüz. Neden varız? Ya! Aydınlanacak şimdi mi buldun boş kot? Sus da sıra bana gelsin. Tabii Naime Hanım aceleci, Naime Hanım sabırsız. Peki Naime Hanım, o zaman siz cevaplayın. Neden kaçtınız da buraya geldiniz? Varoşluktan ve kırsallıktan. Ama geldim gördüm ki yine iki sinek çektim ben kendi üstüme. İnanır mısınız burada bir tek siz benim sikletimsiniz hocam.
yine kasap sucuğunu taksitle alan insanların arasına düştük. Evet, yine hanımefendiden gelen tüm bu negatif sözleri, tüm bu çirkin sözleri havuzumun içine atıyor. Pozitif enerjimle hepsini teker teker yıkıyorum. Çitiliyorum, çitiliyorum, çitiliyorum ve kurutuyorum. Öyle değil mi sevgili arkadaşım? Evet, ben de bembeyaz bir kağıt oluyorum. Ve kızmıyorum, affediyorum. Peki efendim, geldik ikinci aşamaya. Zihinsel arınma. Burada astral olarak bir yolculuğa çıkacağız ve ortak bir bilinçte toplanacağız. Şimdi bunun için lütfen gözlerimizi kapatıyoruz. Tamam. İbrahim Bey, istediğiniz her yere gidebilirsiniz. Neredesiniz? Ben şu an böyle bir bardak sıcak kahve içiyorum efendim. Güzel bir kahve. Serin bir yaz akşamında evimin balkonundayım. Evin balkonu mu? Hayalim bile 3 metrekare ya. Bu İbrahim'in şeyini konuşmayacak mıyız, vasatlığını, vizyonsuzluğu? Hayır efendim, daha sonra, daha... Efendim şimdi bir dakika, izin verirseniz... Buradan şimdi ev dediğiniz şey güzel bir şeydir. Ev dediğiniz şey huzurdur. Ev sendir. Şimdi evden kapıyı açalım, yavaşla dışarı çıkalım. Peki Leman, nereye gidiyoruz? Ben kuş cıvıltıları duyuyorum. Bahar rüzgarı saçlarımı savuruyor. Bir derinin kenarına iniyorum. Çamaşır yıkamaya. Ya adam astral... Hop be! Adam astral seyahat diyor ya. Kadın neredeydi sen? Neredesinin köyüne gidip kışlık salça kaynatacaksın? Ya Leman'ın bu hırsallığını hadi tartışalım ne olur. Of! Of, of. Konsantrasyonum bozuldu. Ama olsun. Kalbimle kalbini öpüyorum güzel insan. Lütfen kopmayın efendim. Lütfen kopmayın efendim. Yeter. Yeter. Neredesin? Söyler misin bana? Şimdi yemyeşil çimlere basıyorum. Çıplak ayakla. Ay, çok şahane. Güzel. Aha, ben de oradayım hocam. Yeter Hanım, Levan Hanım. Ben de görüyorum şu an hayat ne kadar güzel. Dünya ne kadar anlamlıymış yahu. Oh. Naime, sen de görüyor musun? Ya görüyorum. Hayır, çimen var. Oh. Çevir kafanı biraz şimdi. Çevir kafanı. Çeviriyor. Ne var? Ne görüyorsun? Ay, bir süt kuzusu. Ay, sonra? Çeviriyorum. Kafanı mı? Kuzuyu. Bunlar inanılmaz küşlemeye çıkar ha hocam. Aa, hocam, yani şurada hayatıma odakladığım bu güzel noktada... ...bu hayatımın ortasında bu kadın yere sofra sermiş kuzu çeviriyor. Tamam ben kopmadan. Lütfen kopmayın. Anlamazsınız hanımefendi. Vizyon meselesi bu. Sende olmayan şey yani. Naime, lütfen. Ya siz bunu yaptığınız zaman o kadar sakinliyorum ki. Vallahi. Aman zaten elini cebine attığında dizini kaşıyabilen insanla ne konuşabilirim ben ya? Tamam efendim. Bütün bu aşamaları geçtiğimize göre şimdi 3. ve son aşamaya geçiyoruz. İçimizdeki hayvanı tanıyoruz. Hadi. Sevgili Yeter, içindeki hayvan nedir? Hocam ben jaguarım. Allah Allah. 18'ine kadar köyde çıngırakla keçi kovalamış insan jaguar. Jaguar niye, sen biliyor musun acaba ya? Hocam yalnız ben buraya gelip arınmak için tam 5.000 lira ödedim. Ne oluyor ya? Ya 5.000 lira. Ay nasıl koymuştur bunlara? Fukaralar. Kız proteinsiz. Sen de 5.000 lira verdin. Sus lan. He? Yeter be. Aa. Yeter. Ayı. Oh. Sinir hastası oldum be. Oh. Gömdüm, rahatladım be. Sahi mi diyorsun? Oh. Bana baksana sen be. Ne oldu çoğalı kırıklı kadar? Sen tipsiz, kalitesiz, baroş. Şuna bak be. Senin saçlarını yolarım ben. Yolarım be. Yolarım kız seni. Ay Leman. Kız. Vallahi içindekiler hepsi attılar, atladım. Oh, ben de. Saldım gitti. Ama. Saldım gitti. Ama. Ya zaten siz bugüne kadar niye tut... Hocam beni tutma. Zaten bugüne kadar siz niye içinizde tutuyordunuz? Salaklar. Salın. Kim geldi önünüze? Vurun gitsin. Sus be. Hadi hadi. Sus be. Sus be. Sus be. Sus be. Hadi hadi. Sıçır başına. Yok diye bak. Ne oldu? Pozitif havuzunuz. Ne havuzu be? Sıçrattırma havuzuna şimdi. Yürü kız. Yürü. Aa. Hocam. Şimdi bu proteinsizler gittiğine göre... ...biz sizinle beraber baş başa bir der. Sonrasında kuş neme. Antiyot. Naime Hanım, ders ne zaman isterseniz tabii ki ama ben onun dışındaki bütün hazlara kendimi kapattım. Yani beni bir arkadaş olarak, kardeş olarak görün. Öf, başlar söylesene be. O safi konuştum ben burada. Git içindeki hayvanı mı yiyorsun, ne yapıyorsan yap.
Boş kal. Hadi kalk, ders bitti. Hayır Naime Hanım. Ben aydınlandım. Buradan Doğa Ana'ya kavuşacağım. Tibet'e kadar yürümeye karar verdim. Siz bensiz gidin. Sigortanı yatırmam, yaşlanınca köprü atlam da dilenirsin. Hemen geldim efendim. Gelecek tabii. Tabii, geldim. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen de söyle.